edeceğimiz bir konuşma olacak. Alkışlarınızla Deniz Eşek sahneye geliyor. Seyirciyi görmeyecektik diye biliyorum ben ama böyle çok kötü oldu. Tamam, teşekkür ediyorum. Bizim hikaye aynen biraz. İyiyim böyle. Tamam. Hikaye aynen Oğuz'un dediği gibi başladı. Bir şirket, özel bir şirketi beyaz yakalı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Minicom Baby diye bir kendime ait tekstil firmam var. İşten eve geldim. Oturuyorum oğlumla beraber. Telefon çaldı. Telefon işte Oğuz Aslan yazıyor. Şimdi tarihi de biliyorum. 4 Mart'ta olacağım bir sonraki fakapın. O yüzden telefonu görünce aha dedim sıçmışım. Bir yerde bir fakapım var yani. Çünkü o zamana kadar hiç düşünmüyorum herhangi bir felaketim olduğunu. Ama dedim Oğuz aradığına göre tarih de yaklaşıyor. Bir yerde bir şeyler var. Ondan sonra ben gene hala hiçbir yerde hiçbir hata yaptığımı düşünmediğim için bütün bir kariyerimde, 40 yaşındayım bu arada, hiç de fena değil bence yani. Çünkü mükemmel olduğumu düşünüyorum. Yakın arkadaşlarıma sormaya başladım. Dedim ki, beni tanıyorsunuz, nerede bir sıçış hikayem olmuş olabilir? Hiçbir yer benim aklıma gelmiyor, her şey mükemmel. Sonra arkadaşlarımdan biri dedi, o adamdan ayrılmayacaktın, orada sıçmış olabilirsin, hayatın farklı olabilirdi. Bir başkası şey dedi, hani dedi 3 sene önce dedi, siz dedi Efe ile oğlumla beraber Amsterdam'a gitmiştiniz dedi, orada dedi polis dedi seni çocuk kaçırmaktan alıkoymuştu dedi. Ondan sonra o hikaye olabilir falan. Sonra dedim hayır böyle bir şey değil. Yani bu bir girişimcilikle ilgili olması lazım. Hem dedim bu kadar madem kötü hikayem olduğunu düşünüyorsanız bir yerde beni uyarabilirdiniz yakın arkadaşlarım olarak. Madem böyle bir hayatım var. Derken düşüne bir fakat hikayesi buldum kendime, kendi kariyerimde. Benim Minicom Baby adında bir tekstil şirketi var. Tekstilciyim ama aynı zamanda esas uzmanlık alanım e-ticaret. Her şeyi online satabilirim. Hikayemiz de bundan yaklaşık 15 sene öncesine gidiyor, 2008'e. Ben de bu arada Ankara Üniversitesi mezunuyum. Altı benim üniversiteden arkadaşım ama bu etkinlik sayesinde tekrar bulmuş oldum. Didem'le Onur'un selam var bu arada Altı'a. Selam ilettiler. Derken Ankara Üniversitesi kimya mezunuyum. Bir dönem kimyager olarak çalıştım. Kimyager olarak çalışırken, Türkiye'deyken bir yerlerden e-ticarete bulaştım ama sene 2008, o zamanlarda herhangi bir şey yok. Yani Türkiye'de sadece gitti gidiyor var. Amazon var, dünya çapında eBay var. Gitti gidiyor da teklif sistemiyle direkt satış yapan da yok. Ben bir şekilde e-ticarete başladım. Sonra o zamanki eşimle, eski eşimle, o da bir yerde fakat, o başka zaman anlatılır, o buranın konusu değil. Ondan sonra o zamanki eşimle dedik ki biz işte tası tarağı toplayalım. Ondan sonra yurt dışına gidelim. Karar verdik. 3 ay içinde işlerden istifa ettik. Ondan sonra onun da çok iyi bir işi vardı. Benimki ev idare ederdi. Toplandık, Almanya'ya taşındık. Almanya'ya gittikten sonra ben orada işte kimyager olarak tekrar çalışmaya başladım yavaş yavaş. Almanca öğrendik, kendimizi geliştirdik. Derken e-ticarete de tekrar başladım. Biraz böyle bir şeyler satıyorum, para kazanıyorum derken dedim tamam ben e-ticaretten devam edebilirim burada da. Böyle bir sene içerisinde ben orada tekrar kendime bir şirket kurdum. Şimdi burada Mehmet Bey anlatırken kendim dedim ki ben önce kendimi gerçekten hani bu dünyada bu kadar salaklığı yapan ben olabilirim sadece düşünüyorum. Aa sanki yalnız değilmişim. Aynı şekilde kusura bakmayın buradayız. Hayır bu ekip TEDx'de yapıyor, TEDx'e çağırabilirdiniz ama fakapa çağırdınız bizim neticede. TEDx'e çağırmadınız. Zaten anlattım. Derken ben orada kendime bir şirket kurmaya, ticaret şirketi işte alıyorum, satıyorum. Tekstili modayı çok severim. Yani şu an böyle hani tişört kotla çıktığıma bakmayın ama çok severim modayı, tekstili. Araştırıyorum. Bir şeyi kafaya koyunca muhakkak işte ona ulaşırım. Biraz burnum da iyi kokuyor. Ne satılır, ne yapılır online vesaire. Derken çok sevdiğim kendi tarzımda bir tekstil ürününe ulaştım. İşte kadına bir kıyafetleri vesaire. Onları satmaya başladım online'da. Ama bundan öncesinde işte gecelerce uykusuz kaldım. Onlar bunlar derken
Ben onların Hong Kong'daki firmasına, fabrikasına ulaştım. Bu çok beğendiğim işte ürünü, markanı. Ondan sonra biraz evet hızlı gidiyor bu arada. Buraya daha gelmedik, daha para kazanacağım. Ondan sonra ben bu işte Hong Kong'dan aldım ve satmaya başladım. Hong Kong'dan getiriyorum Almanya'ya, kendi şirketim var, satıyorum. Fatura kesiyorum, yani bence hiçbir sorun yok. Her şeyi düzgün yapıyorum. Ve inanılmaz paralar kazanmaya başladım. Böyle koli koli mallar geliyor işte. Bir parti geliyor satılıyor, ikinci parti satılıyor, üçüncü parti satılıyor. Müşterilerim var işte, İspanya'dan arıyorlar, İtalya'dan arıyorlar. İnanılmaz bir talep var benim ürünlere. Kendime bir katalog hazırladım. Yani bir markanın, başka bir markanın korsan olarak kataloğunu hazırladım. Ben Almanya'da yapıyorum bir de bunu. Nasıl bir cesaret? İnsanlara bu kataloğu gönderiyorum. Bakın diyorum, ben de bu ürünler var. Tam Türk kafası. Ondan sonra işte yiyoruz, içiyoruz, deli gibi para kazanıyorum. Ben hayatımda hiçbir zaman bir daha o kadar çok para kazanmadım. Bunlar da aynen işte böyle geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor mallar. Hong Kong'dan Almanya'ya geliyor, Almanya'dan tüm Avrupa'ya satılıyor. Çılgınca para kazanıyorum. Sonraki slide'da da o paraları yiyorum. Bir sonraki slide'da burada. Aynen, bu bizim ışıltılı hayatımız. Bu işte yiyoruz, içiyoruz, çoluk yok, çocuk yok, arkadaşlar var, her şey mükemmel. Biraz hızlı mı gidiyorum, gitmiyorum, iyi, güzel. Ondan sonra inanılmaz böyle harika bir hayat yaşıyoruz. Sonra bir gün telefon çaldı. Ondan sonra telefonu açtım, her şey mükemmel oldu bir dönem. Yani işte bir yabancı bir numara, Londra'dan arıyorlar beni, İngiltere'den arıyorlar. Telefonu açtım, işte karşıdaki adam bana diyor ki, işte çok ağır bir İngiliz aksanıyla konuşuyor. İngilizcem fena değildir ama gene de anlayamıyorum ya da anlamak istemiyorum o anda. Adam bana diyor, hukuk bürosu diyor, avukat, avukatım diyor. Ondan sonra para cezası diyor, markanın adını söylüyor. Marka dediğim de yani mesela işte üst segmentte bir tekstil markası düşünün sevdiğiniz, onun gibi bir şey satıyorum. Yani Louis Vuitton demeyeyim ama onun ayarında bir şeyler. Tam isimle vermiyorum. Zamanaşımına uğramamış olabilir henüz. Derken adam bana avukatlık bürosu diyor, hukuk diyor, para cezası diyor, hapishane diyor. Deport diyor, Almanya'dasın diyor, seni biliyoruz diyor, sınır dışı edilebilirsin vesaire. Ya dedim tamam, yani bakarız, bakacağız, halledeceğiz, hepsi olur. Derken ben telefonu öylece kapattım. Yani bu olabilir, birisi işletiyor olabilir. Yani niye, şimdi kim benimle uğraşacak? Çünkü hiçbir şey yanlış yapmıyorum. En önemlisi bir şirket kurdum, fatura kesiyorum. Yani bunun dışında hiçbir şey olamaz. Sonra biz gene işte bu ışıltılı hayatımıza devam ettik. İşte yedik, içtik, gezdik. Bu arada eski eşim inanılmaz tam bir mühendis kafası vardı. Onu bunları nasıl ikna etti mi hala bilmiyorum. Yani o bunları nasıl aştı sonra bilmiyorum. Sonra boşandık zaten. Ondan sonra biz böyle yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz. Her şey mükemmel. Ben böyle havalardayım. Yani girişimci ama esnaf girişimci. Her zaman onu söylüyorum. Hiçbir startupla bağlantım yok. Tamamen fatura kesip mal satmak üzerine benim olayım. Derken aradan gel zaman git zaman böyle günler geçti. Her şey mükemmel. Sonra bir gün bu arada tek başıma çalışıyorum. Yani bir bilgisayarım var. Kahvem var. Ondan sonra onu nereye götürsem orası ofisim. Tam her şey uygun. Derken ben yine böyle bir gün evdeyim. Ev ofisim, home ofisimdeyim. Bu sefer kapı çaldı. Artık telefon çalmıyor. Çünkü telefonla aradılar. Belki sonra aradılar, ben açmadım. Sonraki seferlerde o da olabilir. Artık telefon çalmıyor, kapı çaldı. Kapıyı açtım. Karşımda DHL'in işte kuryesi. Ondan sonra işte o zamanki soyadım da Deniz Murat, evet benim. Ondan sonra işte bir yasal bir evrak teslim etmem gerekiyor size dedi. Yasal evrak, yani peki tamam. Adam çok hani gerçekten sarı bir zarf çıkarttı ve bana sarı bir zarf uzattı. Hani bunu ben sanıyorum ki Türkiye'de olur. Tebridat, sarı zarf. Almanya'da da olurmuş, onu da öğrenmiş olduk. Adam bana sarı bir zarf çıkarttı, uzattı. Peki dedim, işte imzaladım, teslim aldım. Ondan sonra onu bir süre açmadım. Yani hala çok önemli olacağını düşünmüyorum. Çünkü aklımda hiçbir şey gelmiyor.
Sonra aradan zaman geçti. Dedim tamam neymiş acaba? Bir açayım bakayım. Zarfı açtım. Aslında az önce anlattım. Telefondaki hikayeyi artık yazılı olarak göndermişler. Çünkü hiçbir şekilde ben şeyi kavrayamadığım için adam bu anlamıyor herhalde konuşmalardan değil. Yazılı olarak bana bir tebligat, bir hukuk bürosundan Londra'dan o markanın kurulu olduğu yerden bana bir şey geliyor, tebligat. Tebligatta adam açık açık yazıyor. Yani işte diyor şirketini kapatacaksın, satışlarını durduracaksın. Çünkü bizim markamızı, bizim ürünlerimizi yasa dışı yollardan satıyorsun. Çok büyük bir suç işliyorsun. Ondan sonra işte orada yazıyor. Yani şu kadar para cezası var. Eğer bunu kabul etmezseniz işte şu hukuksal şeyleri takip edeceğiz işte. Ondan sonra gene diyor deport diyor. Yani Almanya'dan diyor atılabilirsin diyor. Ben de sonraki yıllarda bu kişilik testleri yapıyorlar ya. Sonradan anladım ki ben o görsel yani işitsel değil de ne oldu yazılanı anlayabiliyorum. Duyduğum şeyi anlayamıyormuşum meğerse. Ben o yazıyı, tebligat, o mektubu okuyunca orada dedim ki evet yani Deniz gerizekalı mısın? Hani ne yapıyorsun ya? O anda benim bütün beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Dedim ben gerçekten yasa dışı bir şey yapıyorum. Bir markaya getiriyorum Almanya'ya ve onu onların izni olmadan satıyorum. Kendi kataloğumu çıkarıyorum. Yani neyin kafasını yaşıyorsun yani değil mi? Beymen'e ya da bir başka markayı kafaya göre ben hazırlıyorum. Onlara göndereceğim neredeyse yani. Bakın aslında şöyle ürünlerimiz var diye. Ondan sonra o anda benim beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Konuyu tam olarak anladım. Çünkü yani bir şey okuduğum zaman algılayabiliyorum demek ki. Sonra tabii orada benim film koptu. Ondan sonrası aslında tam bir çöküş yani. Şimdi geriye dönüp Charlie Chaplin'in sözü müydü? Yani uzaktan baktığında komedi, yakından baktığında trajedi ama uzaktan baktığında komedi. Şimdi bana komedi gibi geliyor ama o zamanlar tabii ki böyle artık dünyam başıma yıkıldı. Panik ataklar, depresyonlar, şunlar, bunlar bir takım Ankara'ya gelen şeyler. Çünkü hani çok kısa süre içinde şirketi kapattım bir kere. Yani hiç Almanya'da var olmamışım gibi. Bütün kendimle ilgili resmi şeyleri tamamen kapattım, şirketi kapattım, satışlarım durdu. Çünkü kadın askerler bir hafta suyunu çekmeye başladı. Eski işimle tabii ki aramız bozulmaya başladı. Ama dedim yani bunları sen de görüyorsun hani. Beraber yaptık. Orada kanıtlar var. Derken orası gerçekten tamamen çökmüştü. Yani umarım hiç kimse öyle bir şey yaşamaz. Her şeyden önce bunların şeyinde korkusu var, böyle bir şeyin sicilinde işleme korkusu var. Aynen bu şekilde çünkü. Kendimi görmeye başladım. Yani alıyorlar, beni götürüyorlar, aileme izin alıyorum, bütün herkese izin alıyorsun. Ama o derbaş bir durumdu. Tamamen tazırlara topladım ki hiç var olmamışım gibi Almanya'da her şeyi kapattım. Sonraki 1,5 sene boyunca da mümkünse nefes almamaya çalıştım. Yani çünkü hani varlığımı anlamasın, unuturlar belki beni diye. O şekilde bir ciddi bir çöküş yaptı. Yani o fakat benim için tam olarak olmadı. Sadece işi batırmadım, varlığımı sorgulamaya başladım ben. Ne yaptım acaba diye. Aslına bakarsanız böyle ama burada sonrasında nasıl ders çıkar? Kıskanan hisse kısmı var biraz da. Sarızağ çıkıyor yeni yerlerde. Kıskanan hisse kısmında da aslına bakarsanız çok bir ders almıyoruz. Ben de yine anlattıklarından da ben. O yüzden de ama demek ki yalnız değilmişim. Bu var yani içimizde. Çok fazla ders aldım söylenemez. Yani insanın kafasında sürekli bir fikirler geliyor. İş fikirleri vesaire. Onları hemen hayata geçirmek istiyorsunuz. Ben sadece kendimle ilgili bu olaydan sonra şunu anladım. Sonrasında Unicorn'a gittim bu arada. Sonra hani bir yerden sonra toparladım tekrar. Unicorn'a gittim ama dedim ki ben bunu yapamıyorum. Yani iş planı sadece şirket kurmak yeterli ama iş planı yok. Yasal sonrasında düşüneceğine eğitim aldım. Yani ilginçtim bu konuda. Ama biz de en azından bilir insanlarla çalışmalıyız. Yani o kısmı anladım.
Ondan sonra Türkiye'ye döndüğümde Oğuz'la o şekilde tanıştık hatta. Türkiye'ye döndük, 2018'de tekrar bir şirket kurmak için. Sonra ama dedim ben bu işleri öğreneceğim ve onu bakışıyordum. 2017'de pardon Oğuz'la tanıştık. Kendin yapamıyorsun, en azından bilen insanlar, yapan insanlar demek olması gerekiyor. Aynı şekilde Şevket var, Şevket'in mentorunu yaptım. Ondan sonra benim bana bir yerde bir şey şalter atıyor, elektrik kesiliyor, o noktada insanlar destek olsunlar. Benim için fakat hikayesi yok. Çok teşekkür ederim.